gerçekten hani çok hayati şeyler konuşuyoruz. Kızmayın, tercih. Hepiniz sıralama yazıyorsunuz. Şuraya girebilir miyim? Şuradan başlayayım mı yazıyorsunuz? Şimdi YÖK Atlas güncellendiği için ve siz 2019 verilerini ciddiye alacağınız için sayısal ve eşit ağırlıklar daha temkinli olacağı için aslında biz ana kuralları burada habire söylüyoruz size. Sözelciler konusunda diyor ki dedik ki 39.200 azalma var sözel tercih yapacak olan. Eşit ağırlıklar çok hücum etmiyor sözel alanlarına. Öyle bir durum oluyor. Bu yıl hani ederler mi bilmiyorum. Eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar bize hücum ediyor. Biz de sözel yazalım derler mi bilmiyorum ama çok olmuyor önceki yıllarda. Sözelciler biraz daha marjı geniş tutabilirler. Şimdi 98.000 demiş, 75.000 gelir mi? Size zaten gelir diyen biri varsa sakın dinlemeyin arkadaşlar. Hani bu falcılıktır. Şu gelir, bu gelir demek falcılıktır. Bunu söyleyen de işi bilmiyor demektir. Ama ben olsam listeme yazarım. Biraz daha marjı geniş tutabilirsiniz sözelciler yukarılardan başlarken. Şansı denemekte fayda var. Biliyorsunuz artık sloganımı. Aklında kalacağını listende kalsın. Listene yaz, şansını dene. Gelir mi gelmez mi söyleyecek hiç kimse yok. Yani çok sevdiğim şeyleri listemde en üste yazayım diyorum ama bazı bölümlerde veya bazı üniversitelerde tercihle ilgili bir durum var. Evet İlker. İlker bugün yayından önce de söyledi bunu. Çok da doğru bir saplama. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz diyoruz yani ilk üçte uçabilirsin, hayallerini yazabilirsin ama bazı vakıf üniversiteleri ilk üçe yazdığında ve temel bilimler devlet üniversitelerinde de ilk üçe yazdığında özel burslar veriyorlar. Mesela ilk sıraya yazdığında girdiğinde ekstra %20 indirim veriyor, cep harçlığı veriyor. Böyle bir sürü üniversitenin şeyi var. Hani o çok istediğim bir üniversite var ise ve böyle burs imkanı var ise tabii ki onları ilk üçe yazman lazım. Dün akşam ben hani hayallerinizi ilk üçe yazın dedim diye İlker böyle bir saplama yaptı. Doğru da bir saplama. Eğer var ise istediğin bir vakıf üniversitesi ekstra da indirim almak istiyorsan onları ilk üçe yazmayı da ihmal etmeyin. Hani o fırsatları da kaçırmayın. Hocam aklınıza sığınan şöyle bir ekleme yapayım. Arkadaşlarımız tercih yaparken bir de yazdıkları bölümlerde çift anadal programı yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Onları da kontrol etsinler. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Puanı arkadaşımızın endüstri üniversitesi yetmez ama makine mühendisliği yetebilir ama o üniversite yazdığı üniversite çift anadal programı yapma şansı vardır. Endüstri mühendisliği çift girer, notları yüksek tutar. Çift İki dönem uzatır. İki dönem uzatır, iki diploma sahibi olur. Bu hocam da yan dal için, çift ana dal için çalışkan öğrenci olmak gerekiyor mu, değil mi? Not ortalaması gerekiyor. Not ortalaması. Girdikten sonra ilk yıl çok iyi not ortalaması. Ve gerekiyor. Yani gördüğüm bir en azından yani yarım dönem veya iki dönem, yani bir dönem veya iki dönem hayatınızdan şey olan iki diploma sahibi olabilirsiniz. Çok çalışmak gerekiyor. Bu da size altın bileziğin bir tık ötesini verir. Evet, iki diplomayla mezun olan. Artık herhalde bunu vermeyen üniversite yok diye düşünüyorum ama yine de bu konuyla ilgili üniversite senato kararı olduğu için bunlar. Lütfen tercih yapacağınız üniversiteye sorun diyorum onu. Hani evet. Eğer bu imkanlar yok ise o üniversiteyle ilgili böyle kocaman bir soru işareti. YÖK bunu çok teşvik ediyor. Devlet üniversiteleri de artık çok yapıyorlar. Vakıf üniversiteleri zaten çok yapıyor. Ama sorun hani ne kadar kontenjan. Mesela makineye yerleştim. Mesela Yıldız Teknik'e yerleşiyorum. Hocam deyin işte çift anadolu için ne kadar kontenjan ayırıyor Yıldız Teknik Üniversitesi? İşte geçen yıl kaç tane öğrenci yaptı? Çift diploma ile mezun olan var mı? Üniversitelere gidin diyorum ya, işte bunun için gidin diyorum. Hani en kötü telekonferansla artık hizmet veriyorlar. Evet. Canlı bağlanabiliyorsunuz. Öyle sorun ama bunları sorun.